Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 mat Perşembe günü akşam 21.35 sularındayken kısa vadeli günlük değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Evet dünkü arkadaşlar yayını yapamadık ama Twitter sayfamızdan her bir enstrüman için bir grafik atmıştık. Bunun üzerinden özet yerine geçeceğiz bugün. Evet ilk olarak Dolar TL'den başlarsak Dolar TL'de 13.90 üzerinde kapanışlar oldukça yükseliş devam edeceğini, 14.06 üzerinde kapanışlarında 14.20'lerin kapısını açacağını düşünüyorum diye teknik olarak sizlere aktarmıştık. Burada baktığımızda arkadaşlar öncelikle dolar TL'ye grafiğimize incelediğimizde şu an için 14.12'ler civarındayız. Bu saatlik grafik. Günlük baza baktığımızda dünkü kapanış arkadaşlar 14 civarından olmuş. Şu an için 14.12'ler civarındayız. Yani burada dünkü söylediğimiz 14.90'lar üzerinde kaldık. Hatta 14.95'ler de üzerinde kalmamız gereken seviye bugünkü noktaya baktığımızda. Ve bu seviyede oldukça üzerindeyiz. Yani yükseliş trendi burada devam ediyor birincisi. İkincisi de dünkü söylediğimiz 14.05-14.06 seviyesinin üzerindeki hareketler daha doğrusu kapanışlar arkadaşlar bizi daha üst noktalara doğru 14.20'lere doğru götürme potansiyeli gösteriyor. Dün zaten bir denemesi oldu arkadaşlar 14.20'lere doğru gittik ama geri gelmiştik. Şu an yine yukarılara doğru zorluyoruz. Yarın arkadaşlar yeniden bir 14.20 seviyesi test edilme ihtimali var onu söylemek istiyorum size. ve yükseliş trendinin devamı için arkadaşlar size söyleyeceğim şey şu. baktığımızda 14.90 pardon 13.98 seviyesinin üzerinde kapanış yaptıkça yönümüz yukarı diyebiliriz arkadaşlar ve alt tarafta artık desteğimiz 14.06 14.03 seviyesi oldu ve üst tarafta da 14.15 14.20 eğer yukarı kararsa arkadaşlar o zaman konuşuruz ama 14.25 14.31 seviyeleri bulunmakta zorlu dirençler bunlar. Özellikle 14-30'ları geçmesi birazcık zor olabilir. Ama şöyle bir baktığımızda zaten siz de dikkat ederseniz. Taban noktaları giderek yukarı doğru gidiyor. Üst noktalar yukarı doğru gidiyor. Ve şu üçgen içerisinden kurtulmuştuk. Eğer arkadaşlar yapısal olarak veya işte burada savaşın bitmesine dair bir şey olmazsa enflasyonla beraber dolar tl'de yukarı gitmek istiyor. müdahalelere rağmen çok fazla etkili olamıyor e, diyebiliriz. E, burada e, müdahale edenler için ve 5 dakikalık grafiğe baktığımda alt noktalarda 14 onlarda e, ve 14 09'larda alım geldiği gözleniyor. Yine bu e, saat gece sularındayken yine e, 99'lar çalışmış. Muhtemelen gece saatlerinde bir hareket olursa şöyle bir aşağı doğru sakma olursa, muhtemelen 14.05-06'larda bir alım geleceğini düşünmekteyim arkadaşlar. ve yarın da yine 14.06'ların üzerinde kalırsak demek ki yine 14.15, 14.20'lere doğru bir potansiyel önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelmesini beklemek anormal olmayacaktır. Peki dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda orada da arkadaşlar 97-95'lere test etmişiz. Yani dolar endeksi de yukarı gidiyor. Bu da dolar TL'nin e, iyice yukarı gitmesine sebep oluyor. Sıkıntı var arkadaşlar. Dolar TL açısından baktığımızda yukarı doğru riskler artıyor. Yani ülkemiz adına riskler var. Onu söylemek zorundayım. Şimdi özet yapalım kısaca. Dolar TL'de 13.98 üzerinde kapattıkça yön yukarı. 14.06 üzerinde kapanış. 14.20 yolunu açmak üzere diyebiliriz. 14.06 14 aralığına kar satışı olabilir. Ancak 14.06 üzeri kapanışlar 14-15, 14-20 hedefler. Destek dirençleri de 14-10, 14-06, 14-03, 14 ve 13-98. Direnç ise 14-15, 14-20, 14-25, 14-31 seviyelerini yazalım. Evet başka da yazmamız gereken bir şey yok gibi gözüküyor. Kaydettik arkadaşlar şimdi ikinci grafiğimize geçelim. Onsu altında 1921 üzerinde kapattıkça yükseltiren trendi de devam eder. Yarın 1940 direnci sıkıntı yaratabilir. Dikkat demiştik. Evet oraya geçelim şimdi. 10 saatlik grafiği arkadaşlar. Burada halen 1920'lerin üzerindeyiz. Bugün için üzerinde kalmamız gereken seviye 1918'ler bence ve onun da üzerinde kaldığımıza göre arkadaşlar sıkıntı yok ve üst tarafta direnç en yüksek noktaya baktığımızda Bakın buçuk yani 1939'da 40'lara gelince bir dirençle karşılaşmışız. Oradan bir miktar kar satışı geldiğini gözlemliyoruz. Yani dünkü söylediğimiz 1940 dirence şu an çalışmış. Ancak yeniden bir teste doğru gidiyor saatlik grafiğe baktığımızda. Günlük bazda yine 1940'lara dikkat etmek gerekiyor. O seviyenin üzerinde kalmakta zorlanabiliriz. Günlük bazdaki arkadaşlar harekete baktığımızda yükseliş trendinin devam etmesi için üzerinde kalmamız gereken seviye arkadaşlar incelediğimde arkadaşlar kabaca 1926. 1926'ların üzerinde e, kapanışlar yaptıkça yarın kabaca e, yine net rakamı vermeye çalışırız. Kabaca 1925'lerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde altın özetleyelim. Peki gram altına geçelim. Gram altın tarafında şöyle bir grafik bizi karşılıyor. Ve dünkü yaptığımız grafikte 859 üzerinde kaldıkça yön yukarı. 883'ler test edilebilir 1-2 güne demiştik. Ve bugün gördüğümüz en yüksek rakam arkadaşlar 881. Bugün en yüksek gördüğümüz rakam ve nokta atışı bir rakamı hemen hemen yakalamış vaziyetteyiz. Kaldı ki daha yukarı doğru gitme potansiyeli de devam ediyor. Günlük bazda baktığımda bir sorun görmüyorum ee, Indikatörlerde de bir Problem yok Saatlik baza baktığımızda da orada da bir sorun yok yani Gram altında Yükseliş trendi devam ediyor Yükseliş trendinin devam etmesi için de Bakmamız gereken seviye burası arkadaşlar 867 üzerinde kaldıkça Güçlü trend devam eder Sek Pardon yükseliş trendi devam eder güçlü trendin devam etmesi için de 870'lerin üzerinde kapanışlar ee, Bizi 880 2 ve üzerindeki rakam olan 887'lere doğru götürmekte bir çaba göreceğiz diye düşünüyorum. Ancak bu 887'ye de şimdik şimdiden söyleyeyim eğer o noktaya gelirse oradan birazcık satış yer diye ben düşünüyorum. Peki arkadaşlar şimdi özetimizi yapalım. Ons altında 1926 üzerinde kaldıkça yön yukarı. 1940 direncine dikkat edelim bugün çalıştı. Destek 1926 hatta 1930, 1926, 1915, 1905 diyelim. Direnç ise arkadaşlar 1940, 1950, 1955, 1962, 1965, 1974 diye gidiyor. Gram altında ise kaç dedik arkadaşlar? 867 üzerinde kapattıkça yön yukarı. Ee, 877 üzerinde kapattıkça trend güçlü diye ben yorumlarım. Destek 877, 870, 867, 860 ve 855. Direnç ise 800, 80. 887 arkadaşlar 890 900 903 seviyelerini yazabiliriz. Yine şu bölgeye ben bir yıldız atayım. Eğer ani bir yükseliş yaşarsak 887 direnci birazcık bize sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Evet kaydettik destek dirençleri de verdik. Önemli kritik pivot noktalarını da verdik. altın tarafında bitirmiş olduk. Şimdi eee ons gümüş ons gümüş grafiğini açalım öncelikle. Ons Gümüş grafiğini açtığımızda arkadaşlar e, bu günlük grafik tamam. Bugün için gördüğümüz en yüksek nokta 25.48. En düşükte 24.98. Dün ne demişiz arkadaşlar? Ons Gümüş'te 24.8 dolar üzerinde kapattıkça kaldı ki or oraya kadar gelmemişiz bile. E, hedef bölge 25.3-26 bölgesi. E, 25.3'ün ve üzerine e, testimizi yaptık. Şöyle gösterelim. Bakın grafikte söylediğimiz 25.3 seviyesi burası. Burayı test ettik. Hemen hemen üzerinde kalmayı başardık gibi. Eğer kapanışlar 25.5'lar üzerinde olursa. Sonrasında da arkadaşlar bir sonraki ciddi direncimiz burada kabaca 26 dolarlara olarak gözüküyor. Bunları takip edeceğiz. Halen yükseliş trendi de devam ediyor ama dikkat ederseniz iki tane kırmızı mum gelmiş arka arkaya. Bunlar kar satışı olarak ben değerlendiriyorum şimdilik. Ama 24.9'ların altında bir kapanış gelirse burada düşüş trendi başlayabilir. Bakın burada yükseliş trendi gördüğünüz gibi devam ediyor. Pardon. O değildi arkadaşlar. Bizim yükseliş trendimiz şuradan başlamıştı. Burada bitmişti. Şurada başlamıştı. Şurada bitmişti. Ve tekrar başlamıştı. Bu şekilde devam ediyor. Onu da gösterelim. 10 altını hatta sırayla hepsini gösterelim. 1903'ten başladı. Devam ediyor. Gram ee, gümüşü gösterelim. 9.75'ten devam ediyor. Gram altın sinyal tablosu o da 850'den başladı. O da devam ediyor. E ee, ons gümüşe de baktığımızda o da 23.5'tan başladı. Devam ediyor. Yükseliş, düşüş, yükseliş ve henüz düşüş gelmedi. 24.9 yarın e, için tam net rakam olmasa da kabaca o seviyenin üzerinde kalması Bence önemli diye düşünüyorum. Şimdi gümüş grama geçtik. Gram gümüşte 11.05 üzerinde kaldıkça 11.80-12 TL hedefler demişiz. Evet, bugün gördüğümüz en yüksek seviye 11.58, en düşükte arkadaşlar 11.30. Yani o bizim kritik seviyenin üzerinde kalmayı başarmış. Bu oldukça olumlu olarak ben değerlendiriyorum ve artık 11.23 seviyesi. E, iz süren arkadaşlar e, kritik noktamızı koyarsak 11.23 seviyesini ben kritik olarak e, kabul ediyorum. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça hedef noktamız önce 11.40'lar, 11.50, 11.60, 11.75 ve 11.90 diye gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. E, ve diğer indikatörlere de bir bakalım çünkü burada şöyle bir sıkıntı var. Bu mum grafiği doğru mu bir onu teyit etmek lazım ama Yukarıda bir dirençle karşılaştığını e, görüyoruz. İğneler şeklinde bir e, oluşum olduğu için. Ama bu gram gümüşte çok sıklar rastladığımız bir durum olduğu için. O yüzden ben 11-23 seviyesini takip edeceğim. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diyebiliriz. Evet bizim analiz sistemimizde 9.75'lerden yükseliş trendi başlamıştı. Ve buraya 2 TL'lik bir yükselişi analiz sistemimiz yakalatmış oldu. Bence gayet başarılı. Peki şimdi özetimizi yapalım. ONS gümüşte 24.9 üzerinde kaldıkça yön yukarı destek 24.9 24.5 24.3 direnç ise 25.4 25.8 26 dolar e, gram gümüşte 11.24 üzerinde kaldıkça yön yukarı eee Destek dirençleri de 11-24, 11, 11 33te yazalım. 11-10, 11-05. Direnç ise 11-40, eğer üzerinde kapatamazsak 11-50, 11-60, 11-75 ve 11-80 seviyelerini yazabiliriz arkadaşlar. Ee, bu şekilde koyalım. Evet gayet net diye düşünüyorum. Kaydettik. Şimdi borsa tarafına mı geçelim arkadaşlar? Evet borsada 2010 seviyesine dikkat edelim. 1980 üzerinde kaldıkça 1940'tan başlayan yükseliş trendi de devam eder demiştik. Şimdi dünkü çizdiğimiz bu grafiğe bir bakalım. Biz grafiğini açtık. Burada dünkü çizdiğimiz grafiği çekersek bakın çok önemli bir direnç bölgesine geldik. Yani 2045'lere gelince arkadaşlar burada bir e, direnç seviyesiyle e, karşılaştığımızı gözlemliyoruz. E, kabaca bu bölgelerin arkadaşlar aşılması ilk etapta kolay olmayabilir. E, o yüzden dönme, dönme riski var arkadaşlar. İlla dönecek tekrar e, yoluna devam edebilir. İlla dönecek diye bir şey yok. Ama sizin için dikkat etmeniz gereken seviyeyi arkadaşlar ben kabaca baktığımda şöyle bir Evet şöyle bir baktığımızda 2010'lar dün söylemiştik 2010'ların üzerinde arkadaşlar kaldıkça yükseliş trendi devam eder Şuradaki mum türü sıkıntılı gördüğünüz gibi bu mum, mum türü arkadaşlar şurada bir satıcı olduğunu bizlere gösteriyor bu kar satışı mı yoksa arkadaşlar veya e, silkeleme harekatı mı bunu anlamak için en az 1-2 güne daha ihtiyacımız var. Sizin burada takip edeceğiniz nokta 2010'lar. 2010'ların üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diyebiliriz. Bir de Fibo ile de desteklemeye çalışalım. Madem öyle. En azından arkadaşlar burada 1995'lerin üzerinde kalmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Peki borsayı da hallettik. Sonrasında Bitcoin'e bakalım. Bitcoin. Bitcoin'e baktığımızda aylık bazda olumsuzum arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımızda olumlu bir durum var. Ancak haftalık kapanışa bakmak gerekiyor. 41 binlerin üzerinde kaldıkça biz 45 binlere hedefleriz demiştik. 45 binlere geldik ama buraya geçmekte zorlanıyoruz. Ona da günlük bazda baktığımızda bakın yine aynı sıkıntılı bölgeye erişmiş vaziyetteyiz. Burada yükseliş trendi başlamıştı günlük bazda. 39 binler civarından, eğer biz dünkü analizde bin700'ler üzerinde kaldıkça halen yükseliş trendi devam eder demiştik. Şu anki harekete baktığımızda 42.400'lerdeyiz lerdeyiz. Eğer yarın bin700'lerin üzerinde bir kapanış alamazsak düşüş trendi başlama riski var. Bitcoin tarafında yani arkadaşlar şuradaki yükseliş trendi günlük bazda bitme riski bulunuyor. Yarın dikkat edin diye ben size söylemek istiyorum. Sonrasında da e, Amerikan borsalarını analiz etmiştik. Yine ona da bir kısaca bakalım. ilgilenen arkadaşlar için madem oluşturduk onu. Evet günlük bazda yine dünkü söylediğimiz e, bu kanalın olduğu noktaya geldi. 14000'leri geçip daha üst noktalara mı gidecek? Yoksa aşağı doğru yeni bir şelale mi başlatacak? Buna çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dow Jones'ta da beraber hareketi vardı. Evet Brent Petrol umarım 118 küsürlerden döner diye arkadaşlar sizlere aktarmıştık. Fibo seviyesi 118.78'lerdeydi kabaca. Evet Brent Petrol grafiğini açarsak. Gözlemlediğimizde şu anki grafikte arkadaşlar hemen açıyorum günlük bazı Pardon aylık bazlık grafiği açıyorum arkadaşlar aylık bazlık grafiği açtığımızda Bizim burada 118.80 Çok önemli değil Gördüğümüz en yüksek noktada 119.80 Yani bizim o fibo seviyesi arkadaşlar şu an çalışmış gözüküyor 112 dolarlara bir Geri çekilme yaşasak da Ancak ben burada halen yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum Ben burada incelediğimde Buradaki halen 97'ler 98'ler civarında. Ana destek noktası bu ay kırılmadıkça arkadaşlar halen uzun vadede devam e, gözüküyor. En azından arkadaşlar burada 110 dolarların altına sarkmamız gerekiyor. Peki daha yakın vadeye bakalım. Günlük bazda baktığımızda burada bir e, geri dönüş toparlaması, geri dönüş sinyali var ama arkadaşlar henüz düşüş sinyaline dönüşmüş değil bence. E, Yükseliş trendi devam ediyor. Kabaca baktığımızda yine 110 dolarların altına gelmemiz gerekiyor. Brent petrol indikatörlerde bazı geri çekilmeler var ama bu savaşla beraber çok değiştiği için burada birazcık daha takip, et, takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar burada analizlerimizin sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.